Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu possessive article im dativ. Hazırsanız dersimiz başlasın. Possessive article neydi arkadaşlar? Aidiyet demekti değil mi? Söz gelimi işte benim babam dediğimde ya da benim bilgisayarım dediğimde kişilere ya da şahıslar yani kişiler, nesneler ve çeşitli şeyleri niteleyen ve aitliği gösteren durumlarda değil mi? Tek başına kullanılmazdı. Bunlarla beraber isimler ya da nesneler değil mi? Kullanılması gerekiyordu. Şimdi bunları arkadaşlar daha önceden nominatif ve akusatif formlarında gördük. Burada ise datif formunda görüyoruz. Gelin isterseniz öncelikle bir datifi hatırlayalım. Onun ardından bunlara bir bakalım. Der ve das artikellerine baktığımızda arkadaşlar datifte nasıl bir dönüşüm oluyordu? Deyime dönüşüyordu değil mi? Deyim şekline bürünüyordu. Die ne oluyordu arkadaşlar? Tekil olarak düşünecek olursak die, der oluyordu. Ve die çoğullara baktığımızda plural olduğunda ne oluyordu? Deyin şeklinde yorumlanmış oluyordu öyle değil mi? Bunları şimdi posesiflik içerisinde inceleyecek olursak arkadaşlar posesiflikte yani mein, dein, sein, benim, senin, onun şeklinde tabi burada neyi kastettiğimizi bu cümleler içerisinde koymuş olduğumuz bu posesiflik içerisinde daha iyi kavrayacaksınız. Öncelikle bir posesifleri bir bakalım. Onun ardından cümlelerdeki kullanımını bir görelim. Şimdi eş için baktığımızda arkadaşlar der ve das artikellerinde ne dedik? Dem oluyor dedik öyle değil mi? Benim diyecek olursak mesela benim babamla diyecek olursak meinem. Bakın buradaki dem ne olmuş? Pozitif mein ile birleşmiş ve meinem şeklini bürünmüş. Dolayısıyla dediğim gibi örnek verecek olursak babamla derken meinem demiş oluyoruz değil mi? Du'ya baktığımızda arkadaşlar neydi posesiflik? Dein. Dolayısıyla buradaki datiflik deinem şeklinde bürünüyor. Demek ki posesifliğim deinem şeklinde yorumlanması gerekiyor. Peki eğer es için ne demiştik? Eğer es için sein olur demiştik. Dem artikeli değil mi? Artikel dem girdiğinde işin içerisine ne olacak? Seinem şeklinde yorumlanacak. Demek ki benim derken meinem, senin derken deinem, eğer es için de seinem demiş oluyoruz değil mi? Tabi benim derken havada kalıyor gibi biliyorum ama dediğim gibi birazdan bunların örnekler içerisinde çözümünü göreceksiniz. Sie'ye baktığımızda bir kadından bahsederken onun dediğimizde ihrem demiş oluyoruz. Bakın burada ihr ne olmuş? Sonlandırıcı deyim işin içerisine girmiş ve ihrem şekline bürünmüş oluyor. Peki wir biz, bizim dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Unser ve deyimle beraber yorumlandığında ne olacak? Unserem şekline bürünecek. Peki ihr yani ikinci çoğul karşımdaki bir grup insandan bahsettiğimde değil mi sizin neyiniz olabilir? İşte sizin amcanız örnek veriyorum onkel hatırlarsanız amcaydı değil mi? O zaman ne olacak? Eurem şekline bürünmüş olacak değil mi? Nezaket formu zi bakın ilk harfi zi. Burada da gene ne olacak? Büyük ilk harfi büyük yazılıyor olacak. Dolayısıyla Eurem bakın burada hep sonlandırıcı deyimleri görüyoruz öyle değil mi? Çoğullarda da demek ki üçüncü çoğulda da ne olacakmış? Sie, ihrem posesifliğine dönüşmüş olacakmış değil mi? Bunları demek ki biz datif formunda incelemiş oluyoruz. Peki die bakalım. Die hatırlayacak olursak datifte ne oluyordu? Der artikeline dönüşüyordu. Dolayısıyla der artikeliyle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Posesifliği bir araya getireceğiz. Dolayısıyla mein ve der ne olacak? Meine. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Meine demiş olacağız değil mi? Peki du'ya baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Du, dein yani senin değil mi? Die artikelinden örnek verecek olursak die Mutter değil mi? Senin annenle beraber yani annenle beraber söz gelimi geliyorsun diyecek olursak burada bir datiflik söz konusu. Dolayısıyla deine
Mutter diyeceğiz değil mi? Burada ne yapıyor olacağız? Demek ki die artikelini işin içerisine sokmuş olacağız. Die demek ki dere dönüştüğünden dolayı senin dediğimizde değil mi? Deine demiş oluyoruz. Eğer E seçin durum ne? Eğer E seçin sein ve der artikelini bir araya getirdiğimde ne olacak? Seine değil mi? Seine şeklini alacak posesiflikte. Evet. Sie'ye bakalım. Sie de ne olacakmış demek ki? Ihr ve der artikeli bir araya girdiğinde değil mi? Bir araya geldiğinde ne olacak? Ihre şeklini alacak. Wir için baktığımızda arkadaşlar unsere bakın. Unser değil mi? Er de beraberine beraber bir araya geldiklerinde yani der artikeliyle der artikeliyle ne diyeceğiz o zaman? Unsere diyeceğiz. Ihre baktığımızda arkadaşlar eure. Evet. Eurer, eure değil mi? Bakın burada ne olmuş? Zaten baştan e düşmüştü değil mi? Aya idi. Nominatifte hatırlayacak olursanız. Buradaki e düşmüş oluyor. Ve gene bu şekilde yorumlanıyor ve eure şeklini almış oluyor. Saygı formundaki sie ve ya da nezaket formundaki sie ve onlar değil mi? Onların dediğimizde burada da gene ne olacakmış? Ihre halini alacakmış. Peki çoğullara baktığımızda evet çoğullar hangi renkle gösteriliyordu? Sarıyla gösteriliyordu. Bakın burada çoğullarda ne olmuş? Meinen olmuş arkadaşlar. Demek ki benim ne olabilir? Benim anne babamla değil mi? Benim ebeveynimle beraber birlikte diyecek olursak, örnek verecek olursak ne olacak? Demek ki en sonlandırıcısı pozitiflikle bir araya gelecek ve meinen halini alacak. Demek ki benim, bana ait olan bir durumsa değil mi? Meinen dememiz gerekiyor çoğullarda. Peki du için ne olacakmış arkadaşlar? Deinen, bakın burada da gene en sonlandırıcısı ne olacak? Posesifliğin, posesiflikle bir araya gelecek. Eğer es için seinen, sie için ihren, wir için unseren, ihr için euren ve sie'ler için de ne olacakmış? Demek ki ihren halini alacakmış. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi cümleler içerisinde anlamlandırmaya çalışalım. Ich komme mit meinem Vater. Bir defa arkadaşlar cümlenin içerisinde mit varsa bu datifliği gerektiriyor. Dolayısıyla mit meinem Vater, der Vater baba demek, babamla birlikte diyecek olursam demek ki burada bir datif söz konusu ve datiflikten dolayı der Vater neye dönüşüyormuş arkadaşlar? Meinem. Dolayısıyla ich komme mit meinem Vater demem gerekiyor. Bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar sen babanla geliyorsun diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Du kommst mit deinem Vater. Sen babanla geliyorsun derken demek ki du kommst mit deinem Vater diyoruz. Demek ki burada da bakın ne oluyor? Aslında sonlandırıcılarda bir değişiklik yok. Der ne demiştik? Datif kuralı. Deme dönüşüyor. Posesif artikeli de işin içerisine kattığımızda meinem, deinem değil mi? Örnekleri çoğaltabiliriz. Seinem, ihrem, unserem şeklinde ne yapıyoruz? Anlamlandırmış oluyoruz. Tabii ben burada şöyle de diyebilirdim. Sen benim babamla geliyorsun diyelim. Ne olurdu o zaman? Du kommst mit meinem Vater derdik değil mi? Mutlaka du ve deinem paralel olması gerekmiyor arkadaşlar. Neyi kastediyorsam anlamına göre burada demek ki posesiflikte ne yapıyor olacağız? Değişiklik yapıyor olacağız. Sonraki örneğe bakalım. Sonraki örnekte bakın burada die artikeli. Die artikelinde datif ne oluyordu arkadaşlar? Datif neye dönüşüyordu? Dere dönüşüyordu. Dolayısıyla posesiflikte der ne olacak? Mein ve der birleşecek. Meiner değil mi? Meiner şeklinde okunuyor değil mi? Dolayısıyla ben annemle geliyorum derken ich komme mit
Meine Mutter, evet, datif olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın buradan mit ne demekti? İle birlikte. Dolayısıyla ile birlikte, annemle birlikte geliyorum derken ich komme mit meiner Mutter diyecekmişiz. Peki sen annenle geliyorsun diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Du kommst mit deiner Mutter. Ne dedik? Die dere dönüştüğü için dilediğim gibi buradaki posesiflikle, değil mi, oynayabilirim. Neyi anlamlandırmak istiyorsam, ne demek istiyorsam ona göre ne yapıyorum? Şekillendirmiş oluyorum posesifliği. Öyle değil mi? Burada ne yapabilirdik mesela? Sen onun annesiyle geliyorsun diyelim. Mesela sen bir kadından bahsedelim. Sen ne diyelim? Mesela Ayşe'nin annesiyle geliyorsun diyecek olursak Ayşe ne oluyor? İya kapsamına girecek değil mi? Sie, dolayısıyla ihre, değil mi? Ne olacak o zaman? Du kommst mit ihrer Mutter. Sen onun annesiyle geliyorsun. Tabii o'dan kasıt kim? Ayşe. Ama bu bir erkek olmuş olsaydı ne olurdu o zaman? Er ist kapsamında ne olacaktı? Seine olacaktı. Bu defa ne olacaktı? Du kommst mit Zayna Mut'a diyecektik. Dolayısıyla Zayn kim olsun? Ahmet olsun mesela. Sen Ahmet'in annesiyle geliyorsun diyelim. O zaman ne diyecektik? Du kommst mit Zayna Mut'a diyecektik. Öyle değil mi? Sonraki örneğimize bakalım. Sonraki örnekte Ich komme mit meinem Kind. Evet, yeşille kastedilen neydi arkadaşlar? Das artikeli. Dolayısıyla das Kind çocuk demek. Bakıyoruz das Kind. Bu birinci sütun kapsamında. Dolayısıyla ben çocuğumla birlikte geliyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich komme mit meinem Kind. Evet, ben çocuğumla birlikte geliyorum derken Ich komme mit meinem Kind. Neden meinem oldu? Çünkü datif kuralı das dem'e dönüşüyor. Dem ve posesiflik bir araya geldiğinde ne olacak? Meinem. Dolayısıyla ne yapabilirim? Bunu çoğaltabilirim bu örneği. Meinem, deinem, seinem, ihrem. Değil mi? Unserem, eurem, ihrem şeklinde çoğaltabilirim. Peki Du'ya bakalım. Sen çocuğunla birlikte geliyorsun diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Du kommst mit deinem Kind. Değil mi? Tıpkı yukarıda olduğu gibi das ne oldu? Deme dönüştüğünden dolayı ne yapmış olduk? Posesiflikle birleştirmiş olduk ve dedik ki Du kommst mit deinem Kind. Sen çocuğunla birlikte geliyorsun demiş olduk. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlıyorum. Ich komme mit meinem Vater. Ich komme mit meinem Vater. Du kommst mit deinem Vater. Du kommst mit deinem Vater. Ich komme mit meiner Mutter. Ich komme mit meiner Mutter. Du kommst mit deiner Mutter. Du kommst mit deiner Mutter. Ich komme mit meinem Kind. Ich komme mit meinem Kind. Du kommst mit deinem Kind. Du kommst mit deinem Kind. Sıradaki örneğimize devam edelim. Sie kommen mit ihrem Sohn. Evet, der Sohn neydi arkadaşlar? Oğul demek. Dolayısıyla bakın burada Sie kommen mit denildiğinde iki türlü anlaşılabilir bu. Nedir? Birisi nezaket formu, diğeri de onlar, değil mi? Yani üçüncü çoğul. Ancak burada yazılı dilde büyük yazıldığı için, yani ilk harf büyük yazıldığı için ne anlamalı? Bunun bir nezaket formu olduğu anlaşılmalı, öyle değil mi? Dolayısıyla Sie kommen mit ihrem Sohn denildiğinde siz oğlunuzla geliyorsunuz diyeceğiz, öyle değil mi? Dolayısıyla der ne olacak? Deme dönüştüğünden dolayı ihrla bir araya gelecek ve ihrem halini alacak ve siz oğlunuzla geliyorsunuz derken Sie kommen mit ihrem Sohn demiş oluyoruz. Peki Sie, bakın burada da gene Sie var ancak Sie kommt. Dolayısıyla bu kaçıncı kişi olmuş oluyor? Üçüncü tekil oluyor, öyle değil mi? Yani burada bir kadın kastedilmiş oluyor, üçüncü tekil. Dolayısıyla siz oğlunuzla, düzeltiyorum, o oğluyla geliyor.
Öyle değil mi? Dolayısıyla Sie kommt mit ihrem Sohn demiş oluyoruz. Burada en bariz olan nedir? Eylem. Çünkü yukarıda Sie kommen denildiğinde bu nezaket formu, öyle değil mi? Ancak burada Sie kommt denildiğinden bu üçüncü tekili kastetmiş oluyoruz. Sie kommt demekle, öyle değil mi? Burada da ne olacak demek ki? Sie kommt mit ihrem Sohn şeklinde alacak. Bakın burada ihrem küçük harf, baştaki harf ufak yazılmış. Neden? Çünkü burada ne demiştik? Ihrem ufak yazılıyordu, öyle değil mi? İlk harfi ufak yazılıyordu. Dolayısıyla mit ihrem Sohn demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım. Sonraki örnekte wir kommen mit unserer Tochter. Evet, die Tochter neydi? Kız, evlat demekti değil mi? Biz kızımızla geliyoruz diyecek olursak dolayısıyla ne diyeceğiz? Die neye dönüşüyordu? Dere dönüşüyordu datiflikte değil mi? Pozitiflikle bir araya getirdiğimizde ne olacak? Unsere, değil mi? Unsere'nin devamında er gelecek. Bu buradaki er demek ki der artikelinden kaynaklı bir durum değil mi? Die dere dönüştüğünden dolayı biz kızımızla geliyoruz diyecek olursak demek ki wir kommen mit unserer Tochter demiş oluyoruz. Peki iyi olmuş olsaydı ne olacaktı? Ihr yani ikinci çoğul. Dolayısıyla ihr kommt ne olacak arkadaşlar? Eure şeklini alacak değil mi? Die de ne demiştik? Eurere dönüşüyordu die. Dolayısıyla siz kızınızla geliyorsunuz dediğimizde bir grup insandan bahsediyoruz değil mi? Bu karşımızdaki bir aile olabilir değil mi? Siz kızınızla geliyorsunuz derken demek ki ihr kommt mit eurer Tochter demiş oluyoruz. Ve sonraki örneğe bakalım. Er kommt, bakın burada sarıyla ifade edildiğine göre ne olacak bu? Plural yani çoğul. Çoğul die. Ne oluyordu posesiflikte? Sonuna ne geliyordu? En geliyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bir erkekten bahsediyoruz. O anne babasıyla geliyor diyecek olursak ne diyeceğiz? Er kommt mit seinen Eltern. Tabi burada o derken er, bu bir erkek öyle değil mi? Bu sie olmuş olsaydı ne olacaktı? Sie ihren olacaktı. O durumda ne olacak? Sie kommt mit ihren Eltern diyecektik. Ancak buradaki bir erkek olduğu için er kommt mit seinen Eltern dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım. Ne demişiz? Wir kommen mit unseren Eltern. Evet, bu da çok bariz bir şekilde biz anne babalarımızla geliyoruz derken wir ne olacak arkadaşlar? Unseren şeklini alacak değil mi? Die plural olduğundan dolayı. Dolayısıyla unseren Eltern bizlerin anne babalarıyla değil mi? Bizim anne babamızla, bizim ebeveynlerimizle demiş oluyoruz. Dolayısıyla wir kommen mit unseren Eltern dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie kommen mit ihrem Sohn. Sie kommen mit ihrem Sohn. Sie kommt mit ihrem Sohn. Sie kommt mit ihrem Sohn. Wir kommen mit unserer Tochter. Wir kommen mit unserer Tochter. Ihr kommt mit eurer Tochter. Ihr kommt mit eurer Tochter. Er kommt mit seinen Eltern. Er kommt mit seinen Eltern. Wir kommen mit unseren Eltern. Wir kommen mit unseren Eltern. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde possessive article im dativ konusunu incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.